dersler için provalarımı çalışıyorum. Hiç boşuna çabalama. Ben kız kardeşimin şarkıcı olmasına izin vermem. Niyeymiş abi? Çünkü ünlü kızların peşinden bir sürü erkek koşuyor da ondan. Ben hangi biriyle uğraşacağım ya? Başıma iş mi çıkaracaksın? Yavuz var abi, o beni korur. Çilek! Sakın bana ablama davrandığın gibi davranma. Bana yasaklar koyma. Ne Ceren Kerem'le görüşecek, ne sen Yavuz'a aşık olacaksın. Seni şimdi bir sihirlerim görürsün gününü. Çocuksun işte, çocuksun. Sihirlermiş. Masal okuyacak yaştasın. Kendinden 25 yaş büyük birine aşık oluyorsun. O benim kahramanım, tamam mı? Ben şimdi Ceren'in işini bitireyim, sonra seninle görüşeceğiz. Tamam mı? O kadar uzun konuşma o zaman. Sen sanki Kerem'le daha az konuşuyorsun. Tabii daha az konuşuyorum. Bana cevap verme. Of, keşke yarın kar dursa da okula gitsek. Bütün gün senin domuz suratını görmek zorunda kalmasam. Sen şuna Kerem'i görmek için okula gitmek istiyorum desene. Hiç de değil. Asıl sen kendine bak. Tuğçe'yi göremeyeceksin diye sinirini benden çıkarıyorsun. Bana cevap verme. Aman, bıktım senin abilikten zamandan. Abi olacaksan ders. Et. Özel hayatıma karışma. Sen şimdi görürsün. Şimdi Tuğçe'ye arayacağım. Aç bakalım açabiliyorsan telefonu. Evet, okay. Çilek. Ah. Tamam abi, tamam. Olacağım. Ya biliyorum. Annen yolda bahsetti biraz. Ben de bir kapıdan uğrayayım bakayım. Çilek nasıl şarkı söylüyormuş göreyim dedi. Ay Suzan, aşk olsun yani. Umutlandırma şu çocuğu. Aa, şaka yapıyorum ayol. Herhalde yani bu yaşta çocuğu yarışmaya alırlar mı hiç? Alırlar. Bak söyleyeyim şarkımı, sana beğenecek misin? Yalnız bir dakika beklemen lazım. Niye? Ay, bir dakika işte. Anne bir gelir misin? Gelirim. Suzancığım bir dakika gelirim sana. Çilek dur yavaş. Evet, hadi başlayalım. Şansım varmış, kamerayı da ucuza kapattık. Her şey iyi gidiyor. Bir şey görmüyorum. Nerede bu? Aman Allah'ım, şimdi buradaydı. En iyisi gidip evden çekeyim. Evet, ne oldu bakalım? Teyzeye şarkımı söyleyeceğim. Ama sana ilk önce bir şey sormam lazım. Peki sor bakalım. Ben popstar için bir gösteri hazırladım. Ama ilk önce sana bir göstereyim dedim. Belki Suzan teyzemin yanında yapmamı istemezsin. Bak Çilekçim, Suzan teyzenin yanında ne istersen yapabilirsin. Ama lütfen şu popstar olma hayallerinden vazgeç artık. Ya bir göstereyim? Ay peki. Nereye gitti bunlar? Bu zaviyeden hiçbir şey gözükmüyor. Nereye gittiniz? Nereye gittiniz bakayım? Aha! İşte oradasınız, yakaladım sizi. Hemen kaydetmeliyim, hemen kayıt yapmalıyım. Evet, evet, evet. Periler havada. Çekin bir. Çilek lütfen şunu keser misin? Hiç de eğlenceli değil. Çilek sana söylüyorum. Niye? Güzel değil mi? Lütfen aşağı iner misin? Öyle konuşalım. Anne.
neydi? Gösteriyi böyle yaparsam birinci olurum. Şimdi beni iyi dinler misin lütfen? Birincisi, bu yarışmaya çocuklar katılamaz. İkincisi, sihir hiçbir yarışmada geçerli değildir. Ne yani? Periler katılamıyor mu? Hayır. Ne Suzan teyzenin ne de başka birinin yanında sihir yapamazsın. Bunu defalarca konuştuk Çilek. Peki ya Yavuz'un? Tabii ki hayır. Üf ya, başkalarının yanında sihir yapamayacaksak ne yaparız? Çünkü hayatım, peri olmak demek göstermelik sihirler yapmak demek değildir. Bunu uzun uzun düşünürsen ne demek istediğimi anlarsın. Çünkü sen gerçekten çok akıllı bir çocuksun. Çilek, eğer şarkı söylemek istiyorsan gerçekten istediğin için söyle, tamam mı? Hadi şimdi aşağı inelim bakalım. Hoppa! Evet, sonunda çektim, sonunda çektim size. Cahil perilerden sonra uçan periler. Bu bir Avni filmidir. Aa, ne o Çilek? Yoksa bana bir sürpriz mi hazırladın? Yo. Ne yani, şarkı söylemeyecek misin? E ben de gideyim o zaman. Şimdi canım istemiyor. Yarışmaya katılınca gelirsin, sana baka baka söylerim. Ha. Peki o zaman. Hadi komşum, ben gittim. Tamam Suzan. Sana da Allah kolaylık hadi versin. Hadi gel, ben seni yolcu. Görüşürüz hadi canım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Renkli günler şeker.